Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada karşılaşma sonrası yaşananların bilinçli ve organize olarak algı oluşturmaya yönelik olduğu belirtildi. Futbol A takım medya koordinatörü Hande Sümertaş'a yapılan saldırı kınanırken, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşan Türk sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar ifadeleri kullanıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet eden Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında futbol akademimizin girişinde yazan "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olansa karakterinizdir" sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez. Yaşanan tüm bu olayların arkasında tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odakların çabası olduğu aşikardır. Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılarsa her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar denildi. Evet, Galatasaray'dan yapılan açıklamayla devam edelim mi hocam? Öncesinde de daha önceden izleyicilerimizle buluşturmadığımız yeni görüntüleri buluşturduk. Olayın farklı bir pencereden bakılmasını da aynı zamanda sağladık. Görüntü anlamında tabii ki farklı. Görüntüler çirkin. Hiçbir spor karşılaşmasında olmaması gereken görüntüler. Çok fazla sivil var sahanın içinde. Evet. Onlar da aslında baktığınız zaman... Onlar da normal değil. Bu tip karşılaşmalarda gergin geçeceği belli maçın. Galatasaray 2-0 kaybettiği bir maçın revanşına çıkıyor. Aynı tünelden sokmamanız gerekiyor oyuncuları normal şartlarda. Yani bunların önceden önlemi alınması gerekiyor ki maç çok hararetli geçiyor. Çok şeydi. Orada bile uyanıp tedbirini alması gerekirdi. Güvenlik güçlerini veya kim organize ediyorsa. Orada da hata var. Demeçler çok kötü. Maçtan sonra yapılan demeçler. Federasyon bunun kararını kendisi verecektir. Ama hoş görüntüler değil yani. Verilen demeçler de hoş değil. Değil, evet. Konuşulan konular da hoş değil. Ben spor adına şahsen üzüldüm. Tabii dilenen özürler de var bu arada. Olayın kahramanlarından biri özür diledi. Ne kadar samimi hocam onu sorarsın değil mi insana? Ben evet. Oradaydım. Anladım. Ben oradaydım. Maç bitti. Bitiş düdüğüyle beraber dün akşam Aspor'un gece programda ortaya çıkan görüntülerde biraz da oradan baştan başlayayım. Hakikaten hiç olmayan gibi. Güvenlik namına bir defa bir şey yoktu hocam. Sıfırdı yani. Dediğiniz gibi birçok sivil var. Yöneticiler içeri giremiyor. Dışarıda çıkışta acayip bir curcuna. Aynı tünelden geçebilir. Türkiye'nin birçok yerinde aynı yerden giriyorsun. Sonra ayrılıyorsun. Çünkü çift yer çok fazla yok artık. Eskiden de o biri buradan biri oradan geçiyordu. Şimdi onlar hep birleşti tek yer. Oraya kadar da bir şey yok. Şimdi son çıkan görüntüde bakıyorsun Gökhan Çıra Mustera'ya doğru gelirken soymazsa Mustera'yı tahrik ediyor. Parmakla bir işaret yapıyor orada bir işaret yapıyor. Mustera içeri giriyor. Mustera'nın evet sözlü olarak bir tacizi var. Sözlü olarak o Galatasaray'da yetişmenin ve o karakterinden bahsediyor. Yani burada Galatasaray'ın ekmeğini yedin, Galatasaray'da yetiştin. Niye bunları yapıyorsun gibi bir sözlü tartışma var. Sonra bir arbedeye dönüşüyor. Sonuçta ama açıklamalara bakıyorsun. Açıklamalar yendiği yutulu değil yani. İşte hocaya kabadayılıkla, mafyalıkla işte işin içine eşler giriyor. Bugün bakıyorsun Gürses Hoca'ya diyor ki biz diyor Mustara'yı yanlış tanımışız. Türkiye'nin en beyefendisi. Gürses Hocam tamam da Mustara hala Türkiye'nin bana göre en efendi futbolcularından bir tanesi. Gördünüz mü hocam yıllardan beri bir tane çirkin hareketini, bir kırmızı kartını, bir maç sonrası olumsuz demecini. Evet futbolcu, Galatasaray'ın eski futbolcusu. Gökhan'a gelince Galatasaray'da ben işte neler çektim biliyor musunuz? Ne çektin ya? Yani evet 3 sene altyapısını oynadın. Yani çekti mi derken altyapıda çektiriyorlar mı hocam? Siz de yıllarca altyapı sorumlu yaptınız, altyapılara baktınız. Yani Galatasaray'ın altyapısında ne çektin? Yüzlerce, binlerce oyuncu yetişiyor. Gidip rakip takımlarda oynuyor. Bugün baktığın zaman şimdi Sadık Çiftpınar Galatasaray'ın altyapısının en yerinden gelmiştir, en dibinden gelmiştir. Karakterli bir çocuk. Fenerbahçeli, Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe'ni de biliyoruz yani sahadan. Ama bir gün derbi maçlarda dahi bir farklı bir açıklamasını Galatasaray ekmek yediğine hep söyler. Galatasaray'ın altyapısını oynadım, ekmeğimi yedim. Buraya geldiysem Galatasaray'ın ekmeği var. Malatya Spor'a ayrıca teşekkür eder. Futbolculuk
Hakikaten hocam sadece yetenek değil. Karakter önemli Galatasaray'da dediği gibi. Galatasaray sizi buraya getiren yetenekleriniz ama karakteriniz hiçbir zaman vazgeçilmez diyor. Şimdi bu olaydan sonra bakıyorsun o Altın Ordu'da oynayan Okan Derici gibi Osmanlı Spor'da Mertan Caner Öztürk bunların hepsi Galatasaray'ın altyapısından. Sağdı söyledim. Bunların hepsi diyor ki biz Galatasaray'ın altyapısından en ufak bir gün kötülük görmedik. Hocalarımız bize evde ailemizin vermiş olduğu terbiyenin fazlasını veriyorlardı. Burada bir yanlışlık var. Evet çeşitli olaylar oldu ama olayların fitilindeki kişi Gökhan Çıra'dır. İlk maçta bir hareket yaptı. Evet yazıyorsun Türk Telekom hatırası yapmış olabilirsin. Ama sadece onunla kalmadı. Bir öncesinde Fenerbahçe formasıyla gelip altı işareti yapması. Flora tesislerinin önünde. Yani bunu kimse burada yanlış anlamasın. Ergenler olur ya hocam böyle 14-15 yaşında hani futbolcusun. Bunu yapamazsın. Flora tesislerinin oraya gelip altı işareti yapmak falan. Onu yapmış olması onun kendi terbiyesizliği olarak adledersin. Ama bu olayların bu şekilde olması yani sadece onlara bağlayamazsın. Yani bir diyoruz işte ergen diyorsun ama ergen gibi sen de davranmaya çalışıyorsun. Yani ona ceza vermeye çalışıyorsun. Bu da hoş bir durum değil. Hocam ateşe ateşle gidiliyor. Maçtan sonra hoca diyor ki biz diyor Tuzla Sporuz diyor. Madrid PSG değiliz. O maçta çıkmadığı kadro abi çıkar. 2-0 yenilmiş. İkinci maça rövanş almak için az takımla çıkar. Buna kimse önüne geçemezsiniz. Olayların çıkıp olaydan sonra istenmeyen olaylar yaşandı kardeşim. Bunun için özür diliyoruz. Keşke olmasaydı diyebilecek bir şey ortam oluşmadı. İnanılmaz o soyunma odasını maçtan sonra bir görmeniz lazım. Ben hemen aşağıya indim koşa koşa yayıncı kuruluş olduğum için. Yani herkes de kirbiti çakarsın patlar ya böyle. O seviyeye gelmiş. Bir de sağduyulu açıklama yok. Gökhan'a bakıyorsun her yere koşuyor konuşuyor ve her konuşmasında öfkeyle o sinirle neler söylüyor. O öfkeli yani. Belli öfkeli. Bir gün sonra özür ama olmaz ki hocam. O öfke zaten sizi buralara getirdi işte. O öfkenin o maçlarda yaşanmasını. Fatih Hoca diyor ki ben diyor maçtan önce evet sordum. Neden? 15 gün önce fıtık ameliyatı olmuş maç kadrosunda. Gidip bir geçmiş olsun. Belki o da bir kinayeli bir şekilde söylüyor. Yani o da orada da kinaye var. Var hocam orada da kinaye var tabii gerek ki. Yok ama buna sen ama, Fatih derin ama misin? Neden o işte? Neden maç kadrosunda? Tabii ki hoca bilir. Hoca sorunlar. Ama hiç oynamayan bir adamı ilk maçta da mesela oynamamış bir oyuncuyu hemen o maçtan sonra zannedersem operasyon geçirdi. Yani gelip orada tahrik yapması, tahrik etmesi hoş değil. Yoksa Galatasaray'la Mustera ben gideyim Gökhan. İşte diyorum ya birileri sizi tahrik edecek. Bu kaçınılmaz yani. Rakibiniz sonuçta. Bunu sadece Tuzla Spor olarak değerlendirmiyor. Deplasmana gittiğini her yerde karşılaşacaksın. Peki. Yavaş yavaş teşekkür ediyorum konuklarıma. Savaş Çorlu biz ve teşekkür ediyoruz. Programımızı bitirdiğimize göre demek ki maç başlıyor. Kuvvetle muhtemel başlayacak. Sis yavaş yavaş sis engeli ortadan kalkıyor diyebiliriz. Keyifli bir maçın bizleri beklediğini ifade etmek isterim. Tabii muhakkak ki maç saati beklenecek son kararın verilmesi için. Bir kez daha teşekkür ediyorum Saffet Akbaş'a ve Savaş Çorlu'ya, ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize, radyodan bizleri takip eden dinleyenlerimize. Ajansa noktayı koyuyoruz, hoşçakalın. İki takım futbolcuları, iki kaptan maçın hakemlerinin yanında top ve saha seçimi yapılıyor. Mümin Özkasap spor tesisleri. Tribünün bir tarafı kapalı. Benim bulunduğum tribün futbol severler tarafından şu anda doldurulmuş durumda. Yaklaşık 5000 futbol sever bu karşılaşmayı takip ediyor. İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde seremoninin ardından top ve saha seçimi yapıldı. Şimdi Manisa Futbol Kulübü İstikbal Mobilya Kayseri Spor mücadelesi başlayacak. İlk maçta Kayseri'de İstikbal Mobilya Kayseri Spor'un 3-2 kazandığı 5. tur ilk maçının ardından bu maçta eğer ev sahibi Manisa Futbol Kulübü 1-0 kazanırsa Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım adını yazdırmayı başaracak. İlk maçın skoru olan 3-2 dışında yani burada ev sahibinin 3-2 kazanması dışında karşılaşmanın uzama ihtimali yok. Eğer karşılıklı goller olursa ihtimalleri o zaman konuşuruz. Maçın hakemleri son kontrolleri tamamladılar. Atilla Karaoğlan yardımcılarından da tamam işaretini alıyor.